5, 4, 3, 2, 1, 0. Çıktı! Oyun çıktı! Sonunda! Çıktı! Ay, ne oluyor? Ay, ne çıktı? Piyango mu? Çıktı! Çıktı! Sonunda! Ay yeter! Ne oluyor burada gece gece? Senin ne işin var burada Necati? Buzdolabı hırsızını yakalamaya geldim Remzi. Uydurma Necati. Yine acıktın, evde yemek yoktu, bize geldin değil mi? Sizin evdeki yemekler çok güzel Remzi. Durduramıyorum kendimi. Bırakın şimdi buzdolabını. Niye bağırıyorsun oğlum gece gece? Çıktı anne, çıktı. Tam 10 yıldır beklenen video oyunu. Uzaylı avcısı Profesör 3 çıktı. Oğlum. Alt tarafı bir oyun için bu kadar şey yapılır mı çocuğum? Evet, hadi şimdi bana para verin de hemen gidip oyunu indirmeye başlayayım. Ne? Para mı? Asla olmaz. Daha geçen hafta yeni oyun aldın. Aa, olmaz ama benim bu oyunu oynamam gerek. Evladım güzel diyorsun da benim de kazandığım parayı evimiz için en doğru şekilde harcamam gerekiyor. Her şeyin bir sırası var. Yapmayın lütfen. Bir evin parasını idare etmekte ne var ki? O parayı bana verseniz evin bütün ihtiyacını karşılarım. Hem de bir sürü oyun için de para ayırabilirim. Küçük çocuktan büyük laflar. Televizyondaki bir kadın çocuklara arada büyük sorumluluklar verin ki kendilerine güvenleri artsın diyordu. E ne yapayım Kadriye? Bütün evin parasını nasıl kullanacak bakalım diye Şakir'e mi verelim? Ay bence şansımızı bir deneyelim. Bittik, bittik. Şakir, oğlum madem parayı en iyi şekilde kullanırım diyorsun, al bakalım şu kredi kartını. Evin bütün harcamalarından sen sorumlusun. Ha, işte bu. Şimdi bir ev nasıl idare edilir görün bakalım. O değil de pastanın kreması az mı olmuş Kadriye? Bakayım. Bak bakayım. Elimden kaydı. Pardon. Nasıl az değil mi kreması? Neyse ben eve gideyim. Hoppala. Ne oluyor evin önünde böyle? Yeni birileri mi taşınıyor acaba? Hazır mısın? İtiyorum. Yolla yolla. Yollama. Efendim şuraya da bir imza atarsanız bitti demektir. Tamamdır, teşekkür ederiz. İyi günler. Süper bir şeymiş bu. Uzaydayım şu anda. Tutacak gibi oluyorum. Tuttum. Uzay kafası bu. Ben nerede uyuyacağım? Kanepem nerede? Şakir, odamda bu meteor maketini buldum. Maket değil o Canan, gerçek meteor. 51. bölgeden getirttim. Nasıl, beğendin mi? Tabii ki bayıldım. Hemen gidip inceleyeceğim. Oğlum bunlar ne böyle? Hangi parayla aldın bunları? Senin verdiğin parayla baba, unuttun mu? Evi artık ben idare ediyorum. Bu nasıl idare? Salonda top havuzu var. İçinde de babam uyuyor. Uyumuyorum. Gözümü dinlendiriyorum. Bak baba, sana da bir şey aldım. Tada! Mega diş. V8 motor. 500 beygir. Ayrıca kornasına basınca kükrüyor. Kaplan sesi miydi o? Of. Şimdi de dağın tepesine çıktım. Manzara çok güzel. Her şey gerçek gibi. Bu da bildiğim kavun. Dağ kavunu. Kafam o benim Necati. Çeker misin elini? Hayır, kavun o. Çap. Şakir Bey masa hazır. Bu adam da kim? O adam yeni aşçımız baba. İstediğiniz gibi portakallı ördek hazırladım bu akşam. Ben ördeğim, bu da portakal. Ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Ay ne iyi geldi. Neyse yeter kafi. Hadi Şakir, yemekten önce gidip ev alışverişi yapalım oğlum. Tamam anne, helikopter çatıda bekliyor. Helikopter mi? Sen niye burnumu elliyorsun Necati? Ayarlara giremiyorum. Burnun orada Remzi. Ayarlara giremiyorum.
Buyurun efendim. 2 saat sonra sizi aynı yerden alacağız. Tamam, teşekkürler. Bulaşık deterjanı, sünger, makarna, salça, yumurta, tereyağı, diş macunu. Diş macunu 15 lira. Vay canına. Bu neymiş? Tuvalet kağıdı. 20 lira. Bunlar bu kadar pahalı mıymış normalde? Yok canım, olabilir mi? Kaşar 15 lira, sucuk 25 lira, dondurma 30 lira, pastırma 40 lira, şampuan 50 lira. Her şey çok pahalı. Ay ne bağırıyorsun oğlum, iyi misin? Efendim, borcunuz 450 lira. Ne? 450 mi? Çok para demek o. Oo, hem de nasıl? O kadar param kalmadı ki. Şimdi ne yapacağım? Yürü anne, hemen gidiyoruz. Şakir nereye oğlum, ne yapıyorsun? Çok para, her şey çok para. Başım dönüyor, neler oluyor bana? Helikopter, helikopter. Pilot, çabuk bizi eve götür. Paran var mı evlat? Çok para tutar buradan sizin ev. Çok para. Sen nesin? Yürü anne, yürü. Çok para. Çok her şey para, çok, her para. Şey çok para. Daha çok para. Sen çok para. Para, çok para. Ben beceremeyeceğim bu işi galiba anne. Tamam oğlum, tamam, sakin ol. Eve gidelim şimdi. Babanla bir konuş bakalım, belki bir akıl verir. Baba! Baba! Ne var oğlum, ne bağırıyorsun? Canavar! Ne canavar oğlum? Benim baban... Canavar! Korkma Şakir, maske bu. Senin aldığın bir sürü ıvır zıvırın arasından çıktı. Baba, neden karanlıkta oturuyorsunuz? Acaba neden? 3 kişiye sorduk ve şu cevapları aldık. Elektrik faturası ödenmediği için. Şakir Paşa faturayı yatırmadığı için. Soruyu tekrar alabilir miyim? Benim yüzümden mi yani? Tabii evladım. Baksana, elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Neyse, şu gaz lambasını buldum. İdare edelim şimdilik. Neyse ki top havuzu var. Baba, ben başaramadım. Evi idare edemedim. Hiçbir şeye yetmedi para. Uzaktan her şey kolay gelmişti halbuki. İşin içine girince ne kadar zor olduğunu gördüm. Şimdi lütfen yardım et bana. Bu işi başarmalıyım. İyi. Madem hatanı anlamışsın, bu da güzel bir şey. Şimdi ne kadar paran kaldı söyle bakalım. 250 lira. Ay sonuna daha 7 gün var. Bu kadar parayla dayanmamız imkansız. İmkansızı severim. Şimdi bu iş için bir strateji geliştirmeliyiz. Ama nasıl? Şunu da ekelim. Şunu da bitelim. Çok güzelmiş bu oyun. Bir dakika. Tabii. Biz de bir oyunmuş gibi düşüneceğiz. Nasıl ki? Şöyle. En başta elimizdeki para ve kalan süreye bakacağız. Sonra da acil ihtiyaçlar için para harcayacağız. Mars'taki kraterleri yakından incelemek için büyük bir teleskoba ihtiyacım var. Para verir misiniz? Mesela buna hayır diyeceksin. Hayır Canan. Bakkaldaki kraterleri yakından incelemek için mikroskoba ihtiyacım var. Bana da para verir misiniz? Bunu dinleme bile. Dinlemiyorum bile. Top oynayan çocuklara bağırmak için megafona ihtiyacım var. Ne diyoruz buna? Hayır dede. Asla oğlum. Akşama yemek yapacağım. Ayçiçek yağı için para lazım. 10 lira versene. Tamam, bu acil bir şey işte. Buna ver parayı. Al anne, 10 lira. Şimdi de bir yerden para kazanmamız lazım. Ne yapacağız? Gereksiz bir şeyler satacağız. Ben duvara takıldım. Oyun hatası var. Eve aldığım bir sürü gereksiz eşya vardı. Onları satacağız. Böylece içeriye para girecek. Gel vatandaş gel. Meteora gel. Canavar maskesine gel. Gel. Gel vatandaş. Ben de bu yarısı sıkılmış diş macununu satıyorum. Diğer yarısı da sıkılmamış. Çok eğlenmiş. Esprisi de yanında. Şuna bak, ne kadar kuruldu bu, ne? Kampanya var. Şundan da biraz alalım. Bu tarafta ne kadar pahalıydı? Bakar mısınız? Şundan da biraz Thank you.
para kaldı geriye. Evi idare edebildik ay sonuna kadar. Oley! Yaşasın! Kazandık! Yuhu! Hiçbir şeyden haberim yok. Sadece zıplamak için zıplıyorum. Yuhu! Aferin oğlum. Sana güvenebileceğimizi biliyordum. Sağ ol anne. Babam olmasaydı yapamazdım ama. Evlat, güzel bir haberim var. 20 lira daha artmış. Tam yeni bir bilgisayar oyunu alacak kadar. Oley! Hemen uzaylı avcısı Profesör 3'ü indireyim o zaman. Zaten kredi kartını aldığında indirmemiş miydin en başta? Baba, o kredi kartı gelince kendimi kaybettim, oyunu falan unutmuşum. biz ne yapacağız şimdi? Çok sıkıldım. Top savaşı! Yaşasın top savaşı! İyi ki bunu satmamışız. Ay durun